Mustafa Kemal'lere selam olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet, heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Dersimiz Kuvayi Milliye, öyle mi? Öncelikle sizleri burada ağırlamakta büyük mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Burası bizim Kuvayi Milliye karargahımız. Bu binanın özelliği şudur. Bu bina, Mersin'i işgal eden Fransız kuvvetlerinin işgal süresince yaklaşık 2,5 yıl boyunca karargah olarak kullandığı bina. Kuvayi Milliye mücadelesinden sonra, düşmanı kovduktan sonra da Kuvayi Milliye'ci dedelerimiz burayı karargah yapmışlar. Bir sürede onlar kullanmışlar. Bu yüzden burası hakim bir tepede, Mersin'in geneli, limanı, girişi, çıkışı gören bir tepede. Valiliğimizin tersimleriyle burayı restore ettik YUKOP üzerinden ve burayı karargah haline getirmek kararı aldık. Çünkü Mersin gibi Kuvayi Milliye'nin milli mücadelesi için önemli bir yerde böyle bir yerin, Kuvayi Milliye'yle ilgili, Kurtuluş Savaşı'yla ilgili bir yerin olması gerektiğini düşündük. Buradaki konseptimiz şöyle, burada Mersin'de Kurtuluş Savaşı'nda kan veren, can veren, alın teri akıtan, mücadele eden herkesin mümkünse resmi var. Resmi yoksa ismi var. İstedik ki burada herkes gelsin, dedesini bulsun, dedesinin verdiği mücadeleyi görsün. Bütün binada bu konsept hakim. Kuvayi Milliye Hareketi'nde öne çıkan büyüklerimiz var. Mesela Veli Haşim Çiftçi, o dönemde muazzam subay, yüzbaşı, Pusalı köyünden. Daha sonra da farklı görevler yapmış. Bizlerin vücuda getirilmesinde valiliğimizle birlikte Kostar Belediye'mize, Belediye Başkanımıza yine teşekkür ediyoruz. Buraya bildiğinizde sevgili gençler, kulaklarımızda adeta o dönemin sesleri çınlıyor, öyle değil mi? Kuvayi Milliye birlikleriyle beraber illerde başladı. Mersin'de bu anlamda Kuvayi Milliye Hareketi'nin değil mi? En son yoğun yaşamlı illerden birisi. Özellikle de Torosların eteğindeki yerleşim yerlerinde doğusundan batısına kadar bir hat şeklinde bir yapılanma teşekkül ediyor. Milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, Allah hepsinden razı olsun. Hepsine rahmet ediyoruz. Ve ne diyoruz gençler? Şimdi yeni bir yüzyıla, Türkiye yüzyılına adım atarken ecdadımızı asla unutmayacağız. Onların mücadelelerinden güç alacağız. Yeni yüzyıla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da daha güçlü bir şekilde her alanda çalışarak, üreterek, eserler ortaya koyarak gireceğiz ve yol alacağız. Değil mi? Hepiniz inşallah bu anlamda dedelerimizin manevi hatıralarına layık olacaksınız. Layık olacağız.